İnci Tanelerinin en dikkat çeken izleyicisi erkek izleyicinin yoğun olması. Kuruluş Osman'da bile o kadar erkek izleyici olmayabiliyor. Bu da bizi aslında pavyon sahnelerinin ilgi çekiciliğine götürüyor. Yüksek bir reytingle de bitirdi aslında tabii ki. yediler yani de yüksek bir reyting ama 14'ten 7'ye düşmek çok da büyük de bir düşüş sayılır. Yalı Çapkın'ın yeni sezona devam edecek olması, sezon finalinde aldığı iki küsur reytingle falan bana... Çok daha da ilginç geliyor. Hatta ailenin çok da iyi anlatılamadığı, yer verilemediği diziler tutmadı. Mesela Gaddar. Hikaye eğer e, izleyicinin ilgisini çekmiyorsa dünyanın en önemli starlarını da koysanız izlenmiyor. Bu kadar basit. E, merhaba, Oksijen'den Elçin Yahşi ben. Bilgi Üniversitesi'nden Aylin Dağsalgüler'le sezon değerlendirmemizin sonuna geldik nihayet. Nasıl bir sezon geçirdik? Genel olarak ondan söz edeceğiz. Ama önce... Bu sezon en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan İnci Taneleri'nden söz etmeyi elbette unutmayacağız. Yani başta da söylediğim gibi Dilber'i unutmayacağız hiçbir şekilde. Evet, İnci Taneleri yüksek bir reytingle başladı. Bayağı yüksek. Evet, bahar'dan daha yüksek belki de başlamıştı. Evet, 14'ler vardı galiba. Yüksek bir reytingle de bitirdi aslında tabii ki hani 7'ler de yüksek bir reyting ama 14'ten 7'ye düşmek çok da büyük de bir düşüş sayılır. İnci Taneler'in en büyük özelliği bana göre çok iyi bir pazarlama stratejisiyle başladı. Ee, i̇yi veya kötü, beğenelim veya beğenmeyelim, hepimizin dikkatini çektiler. Ee, o yüzden de böyle merakla ya da tepki göstererek, e, tepki göstermek için hatta izledik. Ama bunu tam olarak devam ettiremediler. Yani bizim konumuz aslında güçlü kadınlar. Orada güçlü bir kadın yoktu maalesef. Güçlü bir erkek var. Bütün kadınlar ona aşık. Her tür birisiyle fiziksel kavgaya da girebiliyor. Her ee, anlamda güçlü bir evet erkek. Evet, her anlamda güçlü bir erkek figürü var. Evet ve her sosyal sınıftan, her yaştan kadınlar kendisine aşık. O yüzden bu bir erkek dizisiydi. Biraz da uzundu. Yani e, sahnelerin uzaması, hikayenin uzaması ben karşısında çok duramamaya başladım. Aslında gördüğümüz ya ekranda olan e, bütün hikayelerden farklı bir hikaye. Mesela bir intikam unsuru yok falan fakat oralara doğru da gidiyor galiba o mafya hikayesi derinleştikçe. Ben e, Azem karakterinin Türkçe derslerini çok seviyorum. Bunu itiraf etmeliyim. Çok hoşuma gidiyor. Ay aynı şeyi düşünüyoruz. O sahnelerde ki öğrencisiyle olan ilişkisini, iletişimini ben de çok seviyorum. Ama o her şeyin bir süre sonra işte devrik cümleye dönmesi, ağır ağır bir aslında kendi hikayesinin sunulması hali hoşuma gitmiyor. E, ama burada aslında biz herhalde bir yazarın hikayesini izliyoruz evet, değil mi? Evet çünkü kitabı çok beğenildi yayıncılar tarafından Hı -hı. ve yayınlanacak. Aslında onun da sezon finali e, baya bir hani hiçbir çözüme ulaş Bu bütün sezon izlediğimiz şeylerde hepimizin sorduğu bir soru var. Katil kim? E, bir cevap bulmuştuk başta seyirciler olarak ama öyle O cevabında uygun olmadığı ortaya çıktı. Bir merak e, unsurunu canlı tutarak bitti. Final yaptı. Peki kimler izledi? Şimdi sezonun en çok izlenen dizilerinden biri ya İnci Taneleri. Dört taneden bir tanesi. Kimler izledi İnci, İnci Taneleri? Ta İnci Taneleri'nin en dikkat çeken izleyicisi erkek izleyicinin yoğun olması. Kuruluş Osman'da bile o kadar erkek izleyici olmayabiliyor bazı haftalarda. Ve izlendiği bölgelere baktığımızda da o erkek izleyici nerelerde izliyor? Daha çok Orta Anadolu'da izliyor. Bu da bizi aslında pavyon sahnelerinin ilgi çekiciliğine götürüyor. Evet yani amacına ulaşmış oluyor evet. pavyon sahneleri. Evet. Peki e, dilberi bir kenara bırakırsak inci Taneleri'ni. Bu sezon e, yargı da hani... Çok büyük iki rakamlı reytinglere ulaşmasa da uzun bir süredir kemik bir izleyicisi vardı ve veda etti. Hı hı. Yargının, e, Ceylin karakteri de aslında bizim üstünde konuşabileceğimiz karakterlerden biri. Nasıl buldunuz finali? Finalde aslında Ceylin'in üç çocuklu bir kadına dönüşmüş olması eleştirildi ama şunu... Ee, unutuyoruz Ceylin işini bırakmadan çok başarılı bir avukat daha da başarılı bir avukat olmuş. Ve e, üç çocuğuyla üçüncü çocuğuna hamileyken karnı burnundayken de son ana kadar çalışan bir kadındı. Bu yüzden güzel bir temsiliyetti. Bu kadar çalışan bağımsız kadın örneği çünkü az görüyoruz ekranda. E, Ceylin'in ve Sema Ergenekon'un yarattığı Ceylin karakterinin hakkını vermek lazım. 95 bölüm e, bir dizi için aslında yorgunluk yaratan bir durum. Ama final e, gecesini farklı bir şekilde yayınlamaları, izleyicileriyle buluşmaları da dikkat çekiciydi. Ben Yargın'ın izleyicisini farklı bir şekilde de takip ediyorum. Çok uluslararası izleyicisi var. Ve e, sosyal medyada özellikle X'te kümelenen izleyiciler e, daha orta yaşlı kadınlar. Hani oradaki... E, e, yaratılan karakterleri, açılan hesapları, fan hesaplarını daha çok böyle gençler, teenageler diye düşünürüz. Ama e, orta yaş demeyeceğim tabii bu yaşı ama 35 yaşlarında, 40 yaşlarında e, meslek sahibi e, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan insanlarla e, yargı izleyicileriyle görüşmeler yaptık. Başka bir meslektaşımla beraber, Sena Aydın'la beraber ve o görüşmelerde ortaya çıktı ki e, onların e, fana dönüşmesi oradaki karakterlerin karakterleri çok böyle it, özdeşleşmeleri, içselleştirmeleri sonunda olmuş ve fanlar bir noktada şöyle, şuraya gelmişler. Ceylin ve Ilgaz'ın sadece beraber olmasını istemekle kalmıyorlar. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in de gerçek hayatta beraber olmasını istemek. Onlara ne? Yani ne olacak onlar gerçek hayatta beraber <laughs> olursa? Anlayamıyorum bunu. Yani bu... Hani şeyleri, gençleri anlayabiliyorum. Yani bir Kafalarında bir aşk imajı var. Onun işte yaşanması, ya bu 35 yaşında bir kadının meslek sahibi bir kadının bunda nasıl bir çıkarı olabiliyor ve onu pek çıkaramıyorum şimdi, ya. Şimdi bir izleyici olarak hepimizin bir kendi gerçek hayatı var. Bir de ekran karşısında çok bağlandığımız, tutkuyla izlediğimiz ve belki kendimizi fana olarak tanımlayabileceğimiz bir dünya var. O dünya işte gerçek olmayan dünya içinde o senaryoya sanki bir baskı yaratarak değişiklik yapma gücü hissediyor fanlar kendisinde. Ve bu bazen o kadar ileriye gidiyor ki gerçek hayatta da o karakterleri yani... E Ceylin ve Ilgaz rollerinden bağımsız düşünememeye başlayıp o insanları o oyuncuları gerçek hayatta da onları eşleştirmeye giden biz onları çok yakıştırıyoruz gerçekte de böyle olsun arzusu var. Ama o arzuyu e, sosyal medyada gerçek olmayan bir alanın içinde aslında sunuyorlar. Bir, bir çeşit eğlence alanı de. Aslında evde. belki spor fanatizmiyle de biraz Cosplay bağlantılı. Cosplay gibi olabilir. ya da. Evet. Hani evet. Star Trek'teki fanlar Trek religion'a sahip ait insanlar olarak tanımlanmışlar zamanda. Onun ya yaşı da yok Evet, ]ca. onun evet. yaşı da yok. Hani ona da çok benzetebiliriz. Bana kalsa mesela ben işte arka sokaklar bir yana, tek doğru dürüst polisiyemiz olarak ilerlebet devam etmesini isterdim. Yargının tabii ki bu kadar uzun sürelerle değil ama hı hı. işte bir e, Law and Order Special Victims Unit gibi olmasını, işte Pınar Deniz'in bir Mariska Hargitay olmasını isterdim ama e, tabii ki hayat gerçek hayat böyle değil. Evet Ben bir de e, genel izley yani genel ne izledik nasıl izledik'e geçmeden önce bir de e, tamamen yani dizi finali yapan aldatmaktan bir söz etmek istiyorum. Buyurun. O da iki sezon boyunca son derece tutarlı bir biçimde, son derece güçlü bir kadın karakterin üzerinden ilerledi ve bitti. Vahide gördüğümün canlandırdı Hakime Hanım. Ee, senaryoda Yıldız Tunç imzasıyla yazan, bunu böyle söylemem doğru mu değil mi bilmiyorum ama e, Ayfer Tunç'undu. Onun ekranda ne yaparsa hani bana göre mutlaka izlerim ben her şekilde. <laughs> Aldatmak'ı da e, işte güzel bir şekilde kapatıp kaldırdık bir kenara diye notunu düşmek isterim. Evet aldatmak başka bir kanalda olsaydı ATV yerine izleyicisi daha öyle çok bir şey olur muydu var. diye düşünürüm. Olabilir öyle bir şey e, ama ne yazık yani <laughs> ben genel izleyici olarak e, iyi bir işi nerede olursa izliyorum <laughs> yani. Genellikle izleyici de böyle yapıyor aslında. hani Eskiden o kanalların arasında işte takılıp şöyle, kalma vardı. Evet, Yok ama artık işte, hepimiz her yerden izliyoruz. Konuşulmuyor çok. Yani arkadaşınız izlemiyorsa konuşmuyorsa üstüne siz de şey yapmıyorsunuz izlemiyorsunuz. Hı -hı. Öyle bir şey var maalesef. Peki nasıl geçti sezon? Sezon hareketli geçti. Her yıl olduğu gibi hani hep böyle benzer sayılarda diziler görüyoruz. Bu yılda ekrana e, 53 dizi geldi. 53 dizinin 17'si yeni sezona devam edecek şimdi. Ee, çok bitenler oldu. Kısa sürede bitenler oldu. Ee, uzun uzun seyrettiklerimiz oldu. İşte Yargı'dan bahsettik 95 bölümdür. E, Burak Sakar Hı -hı. bize çeşitli analizler yapıyor ekranla ilgili. Onun son analizinden alıyorum bunu. E, sezon boyunca 1014 bölüm yerli dizi ekrana gelmiş ve toplam 2300 saat izlemişiz. Evet inanılmaz eee istatistik reis diyorlar buraa evet, <laughs> sosyal evet. medyada. Onun rakamlarıyla konuşalım. Ee, televizyon içeriklerini daha çok konuştuğumuz bir yıl oldu gibi geliyor bana. Kesinlikle Belki biz gibi. de hani çok konuşuyoruz, ben yazıyoruz. Ben buna şahidim. Kesinlikle öyle oldu. Eskiden hiç yer ama şey değil. Hani ben yerli dizi izlemem belgesel izlerim değil. Buna vakit ayırmayan bir sürü arkadaşımın, eşimin dostumun tanıdığımın yerli dizi izlemeye başladığını gördüm. Bunda da Kızılcık Şerbeti'nin hani o ikinci sezonda hı hı. bünyesine kattığı yeni büyük dev izleyici kitlesinin etkisi var. Artı Kızıl Boncalar ve Yılmaz Erdoğan faktörü inci taneleri. Evet. Bir sürü insanın bunları izlediğinin farkındayım. Evet, İnci tanelerinde daha böyle genel izleyici, çok total izleyici var. Ama mesela Kızılcık Şerbeti'ni küçük yaş grubu değil, teenage'ler değil ama üniversite gençliği çok izlemeye başladı ki o gençlerin aslında televizyon ekranından ve televizyon içeriklerinden uzak durduğunu düşünürdük. Hmm. Ama Kızılcık Şerbeti o üniversite gençliği, 20'li yaşlarındaki izleyiciyi ekrana çektiği gibi daha ileri yaşları da çekti. Kızıl Goncalar için aynı şeyi söyleyemiyorum ama yaş gruplarında daha 35 üzeri, 40 üzeri izleyicinin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Orada benim kişisel gözlemim televizyonla ağır tabii kızıl goncalar evet. genç izleyici için. Üstelik de bir de şeyde konuşmuştuk onu yabancı izleyici için de çok ağır diye. Evet yabancı Anlamam izleyicinin takip etmekte zorlandığı bir yer. Yani bazen ben de anlamıyorum bazı kelimeleri. Altyazı olsa keşke diye sosyal medyada da paylaşılıyor. Benim de ihtiyacım oluyor. Bazı Arapça kelimelerde orada altyazı görsek keşke diye. Ee, Kızıl Goncalarda benim kişisel gözlemim 60 yaş üzeri. Entelektüel olarak eğitim olarak yüksek seviyedeki insanlar televizyon izlemeye dizi izlemeye başladılar. Kızıl Goncalar çok merak ediliyor bu anlamda. Evet kesinlikle öyle peki ama ben, ben şeyi de görüyorum mesela bir baharın bir sandık kokusunun da yani üst yaş gruplarınca bayağı izlendiğini görüyorum. Evet zaten hep diyoruz 45 yaş üzeri kadınlar. Böyle bir araştırma var mı mesela? Var mı? Elinizde bununla ilgili rakamlar var mı? Ee, rakamları net hatırlayamamakla beraber sandık kokusuna net mesela kadın izleyici var. Hı hı, 45 hı. yaş üzeri kadınlar televizyondaki bir diziyi izliyorsa o dizi tutuyor diyoruz her zaman. Baharda farklı yaş grupları var. Birazcık kızılcık şerbeti gibi. Hani baharı herkes izliyor diyebilirim rahatlıkla. Evet, her yaştan doğru. insanlar ama kadınlar ağırlıkta yine de sandık kokusu bariz kadın izleyici. Neredeyse kadın dizisi dizisindeki gibi bir kadın izleyici var. Evet. Yalı Çapkın'ı çok ilginç bu anlamda. Ah, tam ben de ona gelmek istiyordum. Çok ilginç ve Yalı Çapkın'ın yeni sezona devam edecek olması, yeni sezona devam etme kararı alması, sezon finalinde aldığı iki küsur reytingle falan bana çok daha da ilginç geliyor. Nasıl olabiliyor bu? Aslında hesapladığımız zaman e, televizyondaki reklam süresinin, saniyesinin ne kadar olduğu, nasıl hesaplandı? Bir dizinin 5 üzeri reyting alması gerekiyor. 5 ve 6 aldığında bu kadar yüksek prodüksiyon maliyetleri içinde zarara denk gelen evet. bir durum var. Evet. Ve 2,5 reyting geçen sezonun şampiyonu neredeyse evet. Yalı Çapkını. Evet, Ama izleyicisinde şöyle bir durum var. Yalı Çapkını'nı teenage'ler çok izliyor. Evet. Hala izliyorlar ama kadın izleyici Cuma akşamları ekran başındaki yalı çapkının karşısından kalktı, o. Kızılcık Şerbeti'ne geçti. Peki nasıl buna devam etme kararı alınıyor? Yani o, ne düşünceyle, bir fikriniz var mı? Yapım şirketiyle kanalın anlaşmasıdır herhalde bu. Hani OGM genellikle Star'a e, iş yapıyor. Yani Star televizyonu da genellikle OGM'nin işlerini izliyoruz. E, hikayeyi nasıl yapılandırılacaklar bilmiyorum. Ama... Ee, i̇ki başrol karakterin e, Seyran ve Ferit'in Ferit e, gençler üzerinde çok böyle sıcak bir etkisi var. Evet. Onlar çok sevildi. Onlar ayrı düştükçe hikayenin içinde izleyici çok tepki verdi. Hatta benim sosyal medya analizlerinden gördüğüm şey e, izleyicisi bu kadar mutsuz olup Sosyal evet, medyada evet. hala çok içerik üretmeye devam eden başka bir dizi yok. Yani iki buçuk reytingli ama hakkında en çok tweet atılan evet. dizi bu. Şikayet tweetleri bunlar tabii çoğunlukla. Tabii tabii tabii. O zaman onun için de şey diyebiliriz herhalde. Hani kartlar yeniden dağıtıldı hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diyeyim. Yeni sezonunda da herhalde yepyeni bir hikayeyle karşımıza çıkacak. Evet var. eğer hikaye zaten yenilenemezse Kasım'da biter bence. Evet. Doğru. Böyle bütün bir sezon devam edecek bir hikaye olmayabilir. Bu sezon çok dizi izledik diyeyim. Hani böyle bir çok televizyon içeriği izledik. YouTube'dan da izliyoruz tabii ki bunları. İzlediğimiz hikayelerde hep bir kesişme noktası bizim yerli dizilerimizde aile. Hatta ailenin çok da iyi anlatılamadığı, yer verilemediği diziler tutmadı. Mesela Gaddar Gaddar bir erkek izleyici aile demek istiyorum. <laughs> evet evet o da çünkü Ama aile. Gaddar evet yani e, Çağatay Ulusoy gibi dünya çapında çok sevilen bir oyuncuya rağmen çok düşük final yaptı. Oldu. Evet. Kısa İzlenmedi. sürdü. İzlenmedi. Cuma İzlenmedi. gecesiydi değil mi galiba? Evet. Gecesi galiba çok kötüydü. Gecesi de zor bir geceydi ama yine de hani nasıl çarşamba perşembe de zor geceler. Orada da bir sürü diziler var. Bir şekilde izleniyorlar. Evet, evet. Gaddar kendine yer bulabilirdi. Yalı çapkını bu kadar düşmüşken yer bulabilirdi. Herkes sonuçta sadece Kızılcık Şerbet'i izlemiyor cuma akşamları. Olmadı. Sosyal medyada izlemesi var aslında. Hakkında konuşulması var ama yeterli olmadığı için bu reytingler devam etmedi. Aile dizisi tabii e, son birkaç bölümde ee, beni izleyici olarak mutlu etmeye başlamıştı ki bitti 30. Bitti, bölümde. Evet. Yani tamamen mafya ve kaotik ilişkiler üzerinden kurulan böyle çok gürültülü bir diziydi. Ama Serenay ve e, Kıvanç aksındaki e, ilişki, onların böyle atışmaları bir çeşit böyle sitcom var bir hava vermişti. Çok eğlenceliydi onları izlemek. Ama sonradan yapıldı ve devam etme kararına belki de yetmedi. Bir kere, Gaddar'la bir kere daha gördük ki artık hani televizyonda süperstar dönemi kapandı sanırım. Yani Hı -hı. hikaye eğer e, izleyicinin ilgisini çekmiyorsa dünyanın en önemli starlarını da koysanız izlenmiyor bu kadar basit. Kesinlikle. Bunu siz e, geçen seferki geçen sefer programımızda evet. da söylemiştiniz. O zaman Şimdi da Çağatay, aileyi konuşuyorduk evet, evet, Çağatay Ulusoy'la da onun sağlamasını yapmış olduk. Evet, iyisiyle kötüsüyle bir sezonu böyle değerlendirdik. Yeni sezonda umarız yeni dizilerle yine karşınızda oluruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.